Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün 4 Ocak 2020 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı olan Erzincan Piri Sami Erkek Yatılı kursunda barınan Mustafa Baysal isimli öğrencinin kaldığı yurdun 5. katından aşağıya atlayarak intihar ettiği ileri sürülüyor. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Müdürlüğü'ne bağlı olan Erzincan Piri Sami Erkek Yatılı kursunda barınan Mustafa Baysal isimli öğrencinin kaldığı yurdun 5. katından kendini aşağıya atarak intihar ettiği ileri sürülüyor. Edinilen bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Mustafa Baysal, gece saat 12.30 saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü Erzincan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne bağlı olan Piri Sami A Blok Erkek Yatılı Kursu'nun 5. katından kendini aşağıya atarak intihar ettiği ileri sürülüyor. Elazığ ilinden okumak için Erzincan'a gelen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mustafa Baysal olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen üniversite öğrencisi sabah saat 04.30 sularında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kredi Yurtlar Kurumu Erzincan Müdürlüğü'nde barınan öğrencinin yurdun 5. katından neden ve nasıl atladığı araştırılıyor. Olayla ilgili Erzincan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nden ise şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı. Erzincan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılacak olan otopsinin ardından öğrencinin cenazesi Elazığ ilinden gelen ailesine teslim edilecek. Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanması grip vakalarında artışa neden oluyor. Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanması grip vakalarında önemli artışa neden oluyor. Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Halk Sağlığı Müdürü Uzman Doktor Babürşah Taşlı, grip hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu griple ilgili gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, ilk önce isterseniz genel bir tespit yapalım griple ilgili nedir, nasıl yayılır, neler yapar. Onunla ilgili bir genel bir tablo şey yaptıktan sonra, tespit ettikten sonra soru cevap şeklinde gidebiliriz. Şimdi grip dediğimiz influenza denilen virüslerin etken olduğu, genellikle Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadarki dönemde oldukça sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Genelde biz ilimizde geçmiş döneme yönelik baktığımız araştırmalarda bu hastalığın pik dönemini Kasım ayında olduğunu görüyoruz. Fakat bu sefer biraz Aralık sonu Ocağa doğru sarktı. Neden sarktı? Çünkü hava sıcaklıkları beklediğimiz zemin şeyde, minvalde azalmadı. Hepiniz takdir ediyorsunuz. Kasım ayında, Aralık ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gitti. Bu mevsim normallerinin üzerinde gittiği için sizin de dediğiniz gibi kar yağmasının nedeni nedir? Havaların soğuması gerekiyor. Yani kar yağmaması, şöyle havalar soğumadığı için, geç soğuduğu için Aralık ayına kadar, Aralık'ın sonuna kadar şey yaptı, sarktı. Ne oluyor tabii? Kış aylarında kapalı alanlarda daha çok zaman geçirdiğimiz için mevsimsel grip başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının biz ciddi oranda arttığını görüyoruz. Grip hastalığının aktif önemi olarak ifade ettiğimiz bu süreç, ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede her yıl demin dediğim gibi Ekim sonu ile Nisan başı arasında yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu aylarda hasta sayısında biz belirgin bir artış olmasını bekliyoruz. Ancak bunu bir salgın olarak değerlendirmiyoruz. Şu an elimizdeki veriler, rakamlar bunun bir salgın olduğunu göstermiyor. Bunu nasıl olarak tanımlıyoruz biz? Mevsimsel grip hastalığının aktif dönemini yaşıyoruz şu an. Geçen yıl Kasım'da yaşamıştık, bu yıl Aralık'ta yaşıyoruz. Günlük hasta sayılarımızı biz inceledik. Sayın Başhekim de onunla ilgili Mengüce'nin verilerini verecektir ama biz il genelinde genel günlük grip sayımız geçen yıl 600'lerdeydi. Bu yıl 700-800'lerde. Yani arada geçen yıla diye mukayese ettiğimizde çok ciddi bir artış yok. Bu grip bin neden olan virüslerin çok sayıda şeyi var, türü var. Neden her yıl yakalanıyoruz? Çünkü bunlar antijenik yapılarını her yıl değiştirdikleri için vücut bağışıklık sistemini bunu tanımıyor
Bir kere yakalanan şahıs ertesi yıl tekrar yakalanabiliyor bu hastalığa. Sürekli antijenik yapılarını değiştiriyorlar. Diğer ülkelerle de kıyasladığımızda ülkemizdeki ve ilimizdeki grip sayısındaki artışın diğer ülkelerdeki ve ülkemizin diğer illerindeki sayılarla benzerlik olduğunu gösteriyoruz. Yani benzer bir oranda artış var diğer illerle beraber. Grip benzeri hastalıklara neden olan solunum yolu virüsleri dediğimiz gibi mevsimin etkisine bağlı olarak hastalandırıyor şahısları. Son derece bulaşıcı bir hastalık grip. Bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Hasta ile bir metreden daha yakın mesafede direkt temas ile, bu direkt temastan kastımız hastanın konuşması, öksürüğü, hapşırığı ile beraber bir metre yanındaki her şahsa bu hastalık bulaşabiliyor. Direkt temasın haricinde de şahsın öksürüğüyle, konuşmasıyla ve hapşırığıyla enfekte olmuş araç, gereç ve yüzeylerden de bu hastalık bulaşabilmektedir. Gripten korunmanın en önemli yolu arkadaşlar kişisel hijyen. Kişisel hijyen derken mümkün olduğunca bu dönemlerde kalabalık ve kapalı ortamdan uzak duracağız. Hasta kişiler ile temas etmeyeceğiz ve tokalaşmayacağız. Yine bu dönemlerde dengeli besleneceğiz. Hareketli yaşam, düzenli uyku sayesinde bağışıklık sistemimizi aktifleyeceğiz. Ve dediğim gibi kişisel hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Aynı zamanda gripten korunmanın diğer en önemli yolu bağışıklama, yani aşılama. Sağlık Bakanlığımız risk grubundaki şahısları ücretsiz olarak doktor reçetesiyle aşılarını karşılamaktadır. Risk grubundan kimi kastediyoruz? 8 yaş altı çocuklar, çünkü bunların henüz bağışıklık sistemi tam olarak gelişmedi. Aynı zamanda 65 yaş üstü yaşlılar, artık onları yaşlı olarak değerlendirmeyelim, 65 yaş üstü kişiler, çünkü yaşla beraber bağışıklık sistemi özelliğini kaybediyor. Yani kaybediyor derken bağışıklık sistemi gücü azalıyor. 65 yaş üstü şahısların aşılanması öneriliyor. Yaştan bağımsız olarak da herhangi bir kronik hastalığı olan şahısların aşılanması öneriyor. Bunlar nedir? Hastanın bir KUAH'ı vardır, astımı vardır, diyabeti vardır veya immün sistemini baskılayıcı ilaç kullanıyordur veya immün sistemini baskılayıcı AIDS gibi bir hastalığı vardır. Bu gruptaki şahısların aşılanması öneriyor. Aynı zamanda bir de sağlık kuruluşunda çalışan şahısların aşılanması öneriyor sevgili arkadaşlar. Aşılanma gripten korunmanın en etkili yolu. Demin de söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından bu aşılar ücretsiz olarak doktor reçetesiyle yapılmaktadır. Bu grip salgını demiyoruz buna. Demin de dediğim gibi hastalığın aktif dönemi olarak değerlendiriyoruz. Bundan kurtulmak mümkün değil. Bu beklenen bir süreç. Sağlık camiamız tüm teşkilatıyla beraber bakanlığımızın yayınladığı ulusal grip mücadele planı doğrultusunda eylemlerimiz sürmektedir. Sağlık çalışanlarımız da nöbet tutan hastanelerimizde gerekli çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda halk sağlığı birimi olarak da bu hastalıktan korunma ile ilgili yapılması gerekenler nedir? Bununla ilgili broşürler hazırlatılıp özellikle yurtlara, askeri alanlara ve kalabalık şahısların toplandığı yerlerde bununla ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır değerli basın mensupları. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen ise hastanede her türlü tedbirin alındığını ve sağlık çalışanı sayısında bu dönemde artışa gittiklerini ifade etti. Biz influenza hastaneden nemze köpek çekildik öncelikle. 2018 Aralık ayıyla kıyasladığımız zaman 2019 Aralık ayında %36 oranında bir hasta artışı söz konusu. 27 bin acil servis başvurumuz 2018 yılında var iken 37 bin acil servis başvurumuz 2019 yılında var. Tabii bu Sayın Başkan'ın dediği gibi salgın değil ama beklenen bir süreç aslında. Sadece zamanlaması biraz uzadı. Bu nedenle biz gerektiğin süre zaten almıştık. Şu anda biz Mengücek Gazi ana binamızda, ana acil yerleşkemizde ikisi uzman olmak üzere 6 hekim, 13 sağlık çalışanı, çocuk acil servisimizde biri uzman çocuk doktor olmak üzere 3 hekim, 2 sağlık çalışanı ve göz yerleşkemizde ise yine 2 hekim, 7 sağlık çalışanıyla acil sağlık hizmetleri sunmaktayız. Vardiyus'ta çalışmaktayız. Hekim sayısında ve çalışan sağlık personel sayısında artışa gitmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra tabii bu bir daha çok halk sağlığı sorunu. Sayın Sağlık Müdürümüzün ve Sayın Başkanımızın belirttiği üzere çözümü kesinlikle antibiyotikten veya
diğer serum benzeri tedaviden geçmiyor. Bunun çözümü daha çok sık el hijyeni, toplu alanlarda mümkün mertebe uzak durmak, bol C vitamini tüketmek, bol sıvı almaktan, ağız yolda sıvı almaktan daha çok geçmekte. Bir sağlık hizmeti sunumu bir bütün halinde değerlendiriyoruz. Sağlık bölümümüz koordinasyonunda aile hekimlerimiz, eczacı arkadaşlar ve hastane üçlü sacar şeklinde hep beraber birlikte hareket etmemiz dahilinde daha kaliteli, daha verimli, daha nitelikli sağlık hizmeti sunacağımız kanaatindeyiz. Gerek tedbirleri aldık hastane olarak da. Herhangi bir şeye mal yok şu an için. Eğer gerekirse, başvuruları devam edecek olursa hem gereken çalışan vardaki hekim sayısını hem sağlık personeli sayısını artırma yoluna gideceğiz. Teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için, bizi dinlediğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Okul sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol turnuvaları başladı. Okul sporları Yıldız Kız Erkek Voleybol turnuvaları başladı. Merkez Spor Salonu'nda yapılan turnuvalarda öğrenciler kıyasıya mücadele veriyorlar. Yavuz Keleş, Okul Sporları Tertip Komitesi üyesiyim. İlimizde başlayan voleybol, yıldızlar, il birinciliği müsabakaları şu anda devam etmektedir. 30 Aralık tarihinde başlayan yarışmalar 4 Ocak 2020 Cumartesi günü sona erecektir. Voleybol Yıldız Kızlar 12 takım halinde yarışmalar devam etmekte. Voleybol Yıldız Erkekler'de de 5 takımımız mücadele etmektedir. Şu anda müsabakalar devam ediyor. Müsabaka sonunda derece alan takımlar ne yapacaklar? Müsabaka sonunda dereceye giren takımlar ilimizi gruplarda temsil edecekler. Birinci olan takımlar ilimizi gruplarda temsil edecekler. Erzincan'da Minik Eller Nota ile Buluşuyor projesi kapsamında öğrenciler işaret diliyle şarkı söylüyorlar. Erzincan'da Minik Eller Nota ile Buluşuyor projesi kapsamında öğrenciler işaret diliyle şarkı söylüyorlar. Demirkent Toki İlkokulu öğrencileri E-Twinning projesi kapsamında müzik bilgilerinin geliştirilmesinin yanında işaret diliyle şarkı söylemeyi de öğreniyorlar. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.